Merhaba arkadaşlar, kanalımıza mutfağımıza hoş geldiniz. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden yayla çorbası, bir diğer adıyla yoğurt çorbasıyla sizlerleyiz. İlk aşamamız, bir tencerede sıcak suyu kaynatalım. Yarmamızı, yani buğdayımızı yumuşayıncaya kadar haşlayalım. Çorba yapacağımız tencereye 500 gram süzme yoğurdumuzu ekleyelim. Bir orta boy kase evde kendi yapmış olduğumuz yoğurttan kullanacağız. Siz dilerseniz bunun hepsini kendi yapmış olduğunuz yoğurtla da 1 kilo şeklinde kullanabilirsiniz. Çünkü onun kıvamı biraz daha yumuşaktır. Yoğurdun üzerine bir yumurta ekleyelim. Bir yemek kaşığı unumuzu ekleyelim. Bu özleşinceye kadar çırpalım. Yumurta, un ve yoğurt. Bu üçünü özleştirene kadar çırptık. Üzerine bir miktar tuz ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuz kullandık. Tuzun da özleşmesini sağlayalım. Bu arada buğdayımız da haşlanmakta. Siz buğdayı kullanacağınız miktardan fazlasıyla haşlayıp kalan kısmını difrizde saklayıp yapacağınız zaman tekrar çıkartabilirsiniz. Çok da kullanışlı oluyor. 2 bardak suyumuzu ekleyelim. Bunu karıştıralım. İyice özleşmesini sağlayalım. Hazırlanan yoğurt karışımını ocağımıza alalım. Kaynayana kadar hiç bırakmadan karıştıracağız. Bu arada haşlanan buğdayımızı da alalım. Süzelim. Biz fazla haşladık. Çünkü kalan kısmını difrize koyacağız. Daha sonraki çorbalarımızda daha pratik olarak kullanacağız. Bakın kıvamı bu şekilde. Çok koyu değil, çok cıvık da değil. Kaynamıştı zaten. Kaynayan çorbanın üzerine yaklaşık 4-5 yemek kaşığı. Siz dilerseniz bu miktarı değiştirebilirsiniz. Çok yoğun sevmeyenler daha az kullanabilir. Ama gerçekten inanılmaz bir lezzet veriyor. Çok leziz. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Dilerseniz tabii ki haşlanmış pirinç de ekleyebilirsiniz bu karışımın üzerine. Bakın bu şekilde. İçerisinde birlikte kaynamaya bıraktık. Bu esnada sürekli karıştırmanıza gerek yok. Çorbamız kaynarken bir tavaya yağımızı alalım. Tereyağı kullanmak ayrı bir lezzet verecektir. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Eğer yoksa tabii ki sıvı yağla da yapabilirsiniz aynı işlemi. Yağımız eridi. Üzerine kuru naneyi ekliyoruz. Yağımız iyice kızdırılmıştı. Şöyle bir tık karıştıralım. Karışma işlemimiz tamamlanıyor. Bu arada çorbamız hala kaynamakta. Kızdırılmış naneyi kaynayan çorbamızın üzerine boşaltalım. O anki o ses inanın herkese bence mutluluk veriyor. Tamamen boşalttıktan sonra bir iki sefer bir karıştıralım. Hala ocaktan almadık, bu esnada kaynama işlemi devam ediyor. İnanın hiçbir kesilme de olmayacak. Çok da leziz bir çorba oluyor bu şekilde. Kıvamı da gayet güzel oldu. Ocaktan indirdikten sonra kesilmemesi için aralıklarla karıştırmanızı da tavsiye ediyoruz. Siz bu miktarı, kıvamını tercihe göre ayarlayabilirsiniz. Bakın
çok da leziz oldu. Herkese tavsiye ederiz. Afiyetler olsun.